ne yaptın sen? Ne yaptın sen? Küçük kınalı yapacak. Onun dudaklarını dudaklarımda. Başka masalın. Yamya'nın günlükleri. Çalındı dedi. Demek sen. Nasıl yaptın bunu Cavidan? Gerekeni yaptım. Bunlar onun. Lamia'nın. Yaktın. Neden? Yanmasalardı buradaki her satır seni yakacaktı. Bir genç kızın masum anıları değil bunlar. Arsız, yüzsüz bir kadının rezillikleri. Bizi bir dertten kurtardın. Onun hayatına girdin. İnanmıyorum sana. Senin için yaptım. İkimiz için. Tanıyamıyorum artık seni. Yazık. Çok yazık. Kenan dinle beni. Dinle dedim. Tek kelime duymak istemiyorum. Bu günlükler herhangi birinin eline geçse önce sen mahvolurdun. Neler yazmış bilmiyorsun. Senin de okumaman lazımdı. Kenan. Kenan. Müdüre Hanım. Öbür defterlerimi ne yaptı? Söylesin çabuk. Ben bundan başka defter görmedim. Yalan söylüyorsun, yalancı hırsız! Doğru konuşuyor, benim saçını elime! Yeter artık! Yeter, kesin! Adam gibi konuşun. Evet, nasıl açıklayacaksın bu durumu? Bu defteri Lamia'nın yatağının altında buldum. Ne yazmış diye merak ettim, aldım. Ne var? Herkes merak ediyor. Dün o kadar arama yapıldı. Niye göstermedin, sakladın bunları? Lamia! Çiltenin içindeydi hepsi. Bu çıkarmış belli. Ne yaptın? Kime verdin günlüklerimi? Sattın mı yoksa? Şöyle. Bak müdür burada falan dinlemem. Yaradana sığınıp bir çarparım sana. Hey! Kendine gel. İftira etmesin insana o zaman. Madem o kadar günlükleri kıymetliydi, sahip çıksaydı o zaman. Dün avukatla görüşmeye gittim. Buraya döndüğümde bir tek o vardı koğuşta. Ne yaptıysa o arada yapmış işte. Oturup yedin mi kızım? Baksaydın o zaman günlüklerine. Birine verdin demek ki. Dışarı kaçırdın. Sen bir daha ara koğuşu. Sen tamam. De ikisini odama getir. Aa, yeter ama. Bu sosyete günün yüzünde her gün sorguya çekileceğiz. Hadi. Hadi çıksın her şey ortaya. Ben de senin burnundan fitil fitil getirmezsem. Kes, yürü hadi. Hadi. Hadi dağılın. Herkes yerine hadi. Bu iş iyice kabak tadı vermeye başladı ha. Al benden de o kadar. Lamia fena coştu. Bugün elması yarın bize. Coşmayıp da ne yapsın? Canı yandı kızın. Elmas günlükleri alıp satmış olsaydı bir tanesini niye saklasın? Yakalanmak için mi? O birilerine aracı oldu. Kesin. Bunun parasını tek başına yemek için sakladı. Senaryo yazma sen de. Zaten canım sıkıldı. Senden almayayım hırsımı. Bu işi başımıza açan her kimse var ya, Allah onu bildiği gibi yapsın. Amin, amin. Neden anlamak istemiyorsun Kenan? Bana suçlu muamelesi yapma. Yeter ama. Bana haksızlık ediyorsun. Günlüklerini yakmak, ortadan yok etmek. Lamia'ya haksızlık değil mi? Haksızlıkların en büyüğü değil mi? Elden ele dolaşsalardı daha mı iyiydi? Bunu da yaptı. Kız
kızının annesinin nasıl biri olduğunu herkes öğrenseydi daha mı iyiydi? Bak şunu cüzdanına. Lütfen. Nasıl göze alırdım bunu? Senin küçük düşmene nasıl razı olurdum? Bütün o çirkin planlar, sana kurulan tuzaklar, hepsi açık açık bütün çirkinliğiyle gözler önüne mi serilseydi? Senden nasıl bahsettiğini de bilsen, ona bu kadar değer verdiğin için kahrolurdun. Aa, yeter ama. Ne olur karışmayın, olay büyümesin. Onun bütün basit, düzeysiz aşk hikayeleri seni sevenlerinin gözünde ne duruma düşürecekti haberin yok. Kızına yazmış bile. Utanmadan bütün maceralarını, nişanlısını, ondan öncekileri, sonrakileri, seni, ölen kocasını nasıl kandırıp aldattığını, hepsini. Zaten Cemil kısmını hiç söylemiyorum bile. Onu hiç bilme. İnan çok çirkin, çok adice. Yeter artık. Suzan Hanım, lütfen. Yeter iftira ettiğiniz. Almayın şu kızın günahını. Çıkın dışarı. Nereden buldunuz Lamia'nın günlüklerini, nasıl ele geçirdiniz onu söyleyin önce. Size hesap vermek zorunda değilim. Kız burada yok diye, nasılsa kendini savunamayacak diye iftira atmak kolay. Ama hesap vermek zor, öyle değil mi? Bağırmayın ne olur. Günlükleri nereden buldunuz? Kendi satmış. Yalan. Anlaştığı insanlarla irtibat kurdum ve ben aldım. Yalan söylüyorsunuz, yalan. Sınırlarınızı aşıyorsunuz, haddinizi bilin. Cavidan. Lamia'dan bu kadar korkmanıza gerek yok hanımefendi. O kızdan size zarar gelmez. Anlayın bunu artık. Yeter. Ben artık bu insanların muhatabı olmak istemiyorum Kenan. Yeter. O kadın çıkarları için seni de çocuğunu da kullanamayacak. Buna sen izin versen bile ben izin vermeyeceğim. Bak hala masum bir kıza laf ediyor. Artık almayın Lamia'nın adını ağzınıza. Ne olur sakin olun siz de. Cavidan, bekle, nereye gidiyorsun? Şirkete gidiyorum. Kenan'ın ismini, kariyerini korumaktan başka işlerim de var benim. Herkes işinin başına, hadi. Niye hiçbir şey söylemiyorsunuz Kenan Bey? Şaşkınım hala. Lamia'yı tanıdığınız kadarıyla söyleyin. O Cavidan Hanım'ın söylediği gibi bir insan mı? Öyle olmadığını umut ediyorum. Onun söylediklerine inanıyorsunuz. Olmaz böyle. Bir dakika bile duramam ben bu evde, gidiyorum. Ve Meleğin de bu evde kalmasını istemiyorum. Anlamadım. Cavidan Hanım Lamia'dan nefret ediyor. Hırsını çocuktan alır diye korkarım ben bundan sonra. Ne demek canım o? Olur mu öyle şey? Olur olur vallahi. Kusura bakmayın ama artık her şey bekliyorum ondan. Suzan Hanım, lütfen kelimelerinizi seçerken dikkatli olun. Cavidan Hanım ağzına geldiği gibi konuşuyor ama. Ayıptır. Lamia olanları bilse Meleğin burada kalmasına asla izin vermez. Ben buradayım diye içi bir nebze rahattı. Ama yeter. Ben dayanamıyorum artık, gideceğim. Suzan lütfen. Suzan Hanım. Meleğin yanında olmanızı istiyorum. Sırası değil lütfen. Herkes için zor zamanlar bunlar. En az zararla atlatabilmemiz için sakinliğe ihtiyacımız var. Bırakın Allah aşkına. Kimseye bir şey olduğu yok. Bir zararlı çıkan Lamia. Yazık günah. Günlükleri ele geçirip de kızın ıcığını cıcığını okumak. Sonra da yakmak ne demek? Ayıptır ya. Ama neler yazıyormuş baksanıza. İyi ki de yakmış. Nasıl olsa yandı diye Cavidan Hanım kendi yazdı o söylediklerini. Siz okumuş muydunuz günlükleri? Ne yazdığını biliyor musunuz? Niye okuyayım? Okunur mu hiç? Ben ne yazdığını değil ne yaşadığını biliyorum onun. Makbule okumuştur ama bence. Polise o götürdü günlükleri. Hasta kız. Onun kusuruna bakılmaz. Ne oldu abi? İşim var. Geldiğinizde görüşemezsek... Suzan Hanım, bir yere gitmeyin. Dönünce konuşalım lütfen. Bekleyin. Görüşürüz.
Güle güle abi. Başımızda bir şey dolaşıyor ama dur bakalım hayırlısı. Çocuklara bir bakayım.